Merhaba arkadaşlar, ben Yüksel Ertuğrul, Antalya'da sınıf öğretmeni, aynı zamanda Scientix elçisiyim. Okulumuzda uyguladığımız bazı projelerle ilgili bu akşam sizlere hikayelerle sistemi nasıl birleştirdiğimizi ve onlardan nasıl geri dönütleri aldığımız üzerine bir sunum gerçekleştireceğim. Umarım keyifli bir akşam olur. Şimdiden hepiniz hoş geldiniz. Antalya'daki Scientix elçileri adına hepinizi selamlıyorum. Hoş geldiniz. Hikayelerle sistem projemizde bir e-twinning projesi olduğu için yabancı ortaklarımızla beraber sürdürüyoruz. Aslında bizim kültürümüze de yabancı olmayan, belki adı değişik olarak yıllardır uygulanan bir sistem olarak biz derslerimize entegre etmeye özen gösteriyoruz. Zaten bütün Scientix elçileri de ne kadar programda olmadığı gibi görünseler de aslında ders programları bunların üzerine kurgulandığında hem anlama hem de geri dönüşleri çok daha rahat yapabiliyoruz. Şimdi sistemle ilgili bir geçmişle bugüne nasıl entegre edilir ve sistem neden bu kadar önemli oldu? Onunla ilgili slaytımıza başlayarak devam edelim. Şimdi yaklaşık 100 yıl önce arabaların durumu ve şimdiki arabaların durumu. Şehirlerin durumu 1900'lerin başından şimdikilerde. Telefonların durumu çok farklı. Okulların durumuna bakalım. 100 yıl önce de aynı sıralarda, aynı metotlarla hemen hemen öğretim görülüyor. Şimdikinde de çok fazla bir değişiklik yok. Bunu değiştirmek isteyen öğretmen grupları da işte Scientix gibi ya da Avrupa Eğitim Ağı'ndaki European Schoolnet gibi buralardaki kursları bitirerek hem kendi kişisel gelişimini hem de muhatap olduğu öğrencilerle biraz daha farklı çalışmalar yapabilmek için kendilerini geliştirmeye başlamışlardır. Ben yıllardır, yaklaşık 3 yıldır Scientix elçisi olarak görev yapıyorum ve hem okulumda hem de çevremde sistemle ilgili ihtiyacı olan arkadaşlara ya da öğretmenlere ya da öğrencilere bu konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Peki neden ihtiyaç duyuyoruz buna? Bir defa artık eskisi gibi grup başarılarının yerini ders başarıları almaya başladı. Okullar artık bir eğitim ortamından çıkıp bir öğretim ortamı haline geldi. Bir de çocukları daha çok koruyucu ailelerin oluşmasıyla beraber çocuklara gerçek hayattaki problemlerden uzaklaştırdılar ve bu uzaklaşmanın sonucunda da çocuklar bir sorun karşısında ne yapacağını artık karar verme ve çözüm üzerine bir herhangi bir fikir üretme bölümlerini kaybettiler. Ayrıca gerçek hayattan uzaklaştıkları için de sanki bir fanus içerisinde yetiştirilip bütün prensler ve prensesler olarak okullara geliyorlar. Aslında okullara geldiklerinde de sıradan bir öğrenci olmanın yanında kendilerini farklı rollere büründürüyorlar ve bu konularla ilgili çocuklarda da farklı anlayışlar oluyor. Bunun yanında yeni gelişen tekniklere ya da öğretim metotlarına karşı öğretmenlerin birazcık geri durması ve bunu aslında müfredatın içerisine entegre edebilecekken müfredata karşı bir duruş gibi sergilenmesi de bizim sistemi olan ihtiyacımızı son derece arttırıyor. Önceden köy hayatı daha farklıydı, köydeki durumlar daha ilginç hale geliyordu ama şehirlerin artmasıyla beraber bu maalesef biraz daha çocuklarımızı sokaktan eve hapsedilmeye doğru götürdüler. Aslında sokak kültürünü öğrenen bizim geçmiş kuşaklardaki öğrencilerimiz buradaki arkadaşlığı, çözüm yollarını ve problemi karşısında neler yapabileceklerini çok daha rahat karşı karşıya geldikleri için halledebiliyorlardı. Artık sadece bu çocukların bir araya geldiği bölüm ya okullar ya da ders çalışmak için gittikleri dershaneler. Biz okulumuzda farklı projeler uyguluyoruz. Bu Eko Okul'da bir geçen ay yaptığımız bir anket sonucu. Bizim bulunduğumuz yerden bütün fırın ya da alışveriş merkezi ya da bakkallara yürüyerek en fazla 3 dakikada bulabileceğiniz bir alanda çalışıyoruz. Şimdi velilere sorduk, ekmeği nereden almayı tercih edersiniz diye %80'i fırından alıyor.
Yani bizim mahallemizde bir fırın var ve en fazla yürüyerek 3 dakikada ulaşabilecekleri bölüm. İşin ilginç tarafı da evde ekmeği kim alır sorusuna da %56 ile babalar, %37 ile anneler ekmeği alıyorlar. Yani çocuklar burada 3 dakikalık yoldaki yürümeyi kabullenip de ekmek almaya ya aileler tarafından gönderilmiyor ya da çocuklar bu beceriye sahip değiller henüz. O yüzden çocukları gerçek hayatın problemlerine karşı güçlü hale getirip ilerideki hayatlarında daha düzgün ve daha yaşanılabilir hale getirmek için de biz sisteme ihtiyaç duyuyoruz. Bu sistem projelerini yaptığımız zaman da aynı zamanda öğrenciler takım çalışmasını, herhangi bir olay karşısında oluşabilecek sorunu tanımlamada, onu çözme yoluyla atılabilecek adımları bulabiliyorlar. Ayrıca dijitalleşme bölümünde de kendi dijital vatandaşlıklarının bir bölümünü daha farklı ve üretken hale getiriyorlar. Bireysel farklılıklara saygı duyarak kendin içerisinde olan bu gücü aslında grup içerisinde çok daha iyi bir şekilde fark ederek kullanmalarına ön ayak oluyorlar. Şimdi biz hikayelerle sistemi şu aşamada kurguladık. Öğrencilerin gerçek hayattaki problemlere karşı gösterdiği tepkiler ve sorun çözmedeki ulaştıkları hedefleri biz hikaye kitaplarıyla ilgili karşılaştırmaya seçtik. Bu konuda da daha önce sanırım benim bildiğim kadarıyla bu tür bir çalışma yapılmadı. Temelimiz şu, kitap içerisindeki kahramanların sorunlarını tanımlıyoruz. Sorunları listeledikten sonra çözülebilecek olanlara ortak karar vererek bu sorunu çözme açısından tekrar değerlendiriyoruz. Ve ben ikinci sınıflar okutuyorum. Mesela üçüncü, dördüncü, beşinci sınıfta hikayenin geri kalan bölümünü tekrar kurgulanabileceğini, ayrıca kapak ve resimleme bölümüyle de ilgili bu çocukları bu hikayenin içerisine sokarak aslında kahramanların karşılaştıkları sorunları farklı bakış açısıyla çözmek için bir proje başlattık. 5 ülkeyle beraber yürütüyoruz şu anda. Birinci etkinliklerimiz hemen hemen tamamlandı. İkinci etkinlikleri de önümüzdeki ay geçmiş olacağız. Neler yapıyoruz? Öncelikle kitabı okuyoruz. Kitabı okuduktan sonra varsa filmini seyrediyoruz. Kahramanların sorunlarını belirliyoruz. Ve her öğrenci kendine uygun çözüm önerilerini bir kağıda yazarak teslim ediyorlar ve aynı sorunu bildiren öğrencilerle beraber yeni bir gruplaşma yapıyoruz ve grup çalışmasına yönelik bir çözümünü orada uyguluyoruz. Sonra bu grup kendi arasında toplanıyor. Toplandıktan sonra da bu çözüm önerilerinin sorunlarının içerisinde kendi çözebileceklerini birini seçiyorlar. Çözüm yollarını paylaşıyorlar. Paylaştıktan sonra da bunu ister görsel olarak isterse prototip olarak hazırlamak için hazır çalışmalara başlıyorlar. Biz projede öncelikle 5 ülkenin ortak uluslararası alanda bilinir olan kitapları seçmelerini istedik. Her ülkedeki görevli öğretmen arkadaş kendi ülkesindeki çocuk kitaplarından 5 tanesini seçtiler ve listeye aldık. Daha sonra bu listeyi de biz oylama sonucuyla beraber hangi kitaba çalışacağımıza bu ay karar, yani bu aydaki çalışmamızı hangisi olacağına karar vererek anket sonucunda belirlendik. Bizim bu ayki çalıştığımız kitabımız Çirkin Ördek Yavrusu'ydu. Onunla ilgili arkadaşlarla gerekli bilgilendirmeler yapıldı. Nasıl çalışacakları üzerine soruları cevaplandırıldı. Daha sonra da herkes çalışmasına farklı alanlardaki bölümlerle devam ettiler. Önce kitap okuyoruz. Bu okuma yöntemlerini farklı kılabiliriz, paylaşarak okuma ya da grup içerisinde okuma çalışmaları ya da okuma tamamlama çalışmalarıyla beraber kitabımızı okuyoruz. Daha sonra da filmimizi izliyoruz. Bazı filmlerde kitapla film ayrı ayrı olduğu için çocuklar görsel olarak filmden daha çok etkileniyorlar ve çözüm yollarını daha rahat bulabileceklerini gördük bu aşamada da. Burada da çocuklarımızın yazdığı
filmini izledikten sonra çözüm yollarını içeren kağıtlarımız. Bunlar da kendi kendilerine çözüm yollarını kurduktan, sorunları kurduktan sonra çözüm yollarını üretmek için de tekrar bir sonraki aşamada grup aşamasına geçip çözüm yollarını üretmiş olacaklardır. Biz bu sorunu nasıl teke indiriyoruz? Grup çalışmasında herkes kendi yazdığı birbirine yakın olan sorunları söylüyorlar ve bu sorunu hep beraber ortak karar olarak acaba nasıl çözebileceklerini düşünerek tek bir sorun üzerinde çalışmaya başlıyorlar. Eğer sınıf mevcudunuz kalabalıksa birkaç tane grup yaparak birkaç tane de sorun çözme üzerine çalışmalar yapılabilir. Bizim öğrencilerimiz izledikten ve okuduktan sonra Çirkin Ördek Yavrusu'nun bir kışın yalnız kaldığını ve soğuktan donmak üzere olduğuyla ilgili bir bölüm vardı. Öğrencilerimiz kışın Çirkin Ördek Yavrusu'nun daha rahat geçirebileceği bir ev yapmaya karar verdiler. Bu evin konforunda ördeğin ve diğer hayvanların yaşayabileceği hale nasıl getirebiliriz diye onun üzerinde çalışmalar yaptılar. Öncelikle bunu çizim haline getirdik. Çocuklardan bu yeni yapılan aşamadaki evin neler olması gerektiğini ve bu evde hangi konforların sağlanması gerektiğini, Çirkin Ördek Yavrusu'nun kış mevsimindeki ihtiyaçları nasıl karşılanacağıyla ilgili ikişerli, üçerli gruplar halinde kendilerinden bir çizim istedik. Onlar da bu çizimleri yaptıktan sonra daha sonra görev dağılımı yaparak kendi gruplarıyla maket oluşturmasına geçtiler. Çirkin Ördek Yavrusu'nun yuvasını yapmak için okuldan işte kuru yapraklar ya da ona uygun dal parçaları topladı. Grubun diğer elemanları da aldıkları kartondan nasıl bir ev tasarlayacağına karar vererek onunla beraber çalışmalara başladılar. Daha sonra da bir araya gelerek getirdikleri malzemeyi nerelere yerleştirecekler. Burada ördek yavrusunun tabii sadece kendisi değil, arkadaşları ya da diğer hayvanlar geldiğinde nasıl beslenecekler, nasıl ısınacaklar. Bununla ilgili de kendi düşüncelerini hem karton üzerine hem de yaptıkları küçük kağıtlar üzerine stickerlar gibi yaparak buradaki bu modellemenin üzerine yapıştırdılar. Daha sonra bitirdikten sonra da arkadaşlarına bunu sundular. Sunduktan sonra da geri kalan arkadaşlarından daha farklı nasıl yapılabilir? Hani bu konuyla ilgili çözüm önerilerini başka nasıl bu projeye dahil edilebilir diye sunuştan sonra da bir geri dönüş aldılar. Bu geri dönüşe göre de öğrencilerimiz tekrar bu yapılan çalışmayı revize ettiler ve tekrar bununla ilgili çalışmalarını tamamladılar. Burada bu etkinlikle bilim olarak problemleri tanıma, teknoloji olarak kışın ısıtılacak, soğutulacak teknolojiyi ve ihtiyacı karşılayan yeni araçları, mühendislik olarak da inşa edilen evin dayanıklılığı kış mevsimine uygun olması, sanat bölümü çizim ve modelleme, matematikte de evdeki eşyaların ördeğe göre uzaklığı, yakınlığı ya da geometrik şekilleri ya da bu şekillerin birbiriyle olan orantısını göstererek STEM etkinliklerini kullanmış oldular. Diğer ortak arkadaşlardan bazıları da kendi sorunlarını kendi belirleyerek bunu gerçekleştirdiler. Mesela İzmir'den İsmail Rahmi Karadağ İlk Öğretim Okulu öğrencileri ördeklerin yumurtalarının karışması sonucunda böyle bir sorunla karşı karşıya gelmişler ve bu sorunu ortadan kaldıracak, yumurtada, kuluçkadaki yumurtaları ayırt edecek bir makine tasarlamışlar. Kuluçkaya giren yabancı bir yumurtayı oradan seçebilecek, uyarı verebilecek ve onu oradan alacak ve böylece yumurtaları da ördek ya da başka bir yumurta olup olmadığında buradan rahatlıkla görünebilecek bir makine tasarlamışlar. Antalya'dan İsmail Hakkı Kaya İlkokulu'ndan Nazlı Aslan öğretmenimiz de yumurtanın yuvasından yuvarılarak anne ördeğin yuvasına düşmesini sorun olarak kendilerine almışlar.
ve kendileri de yukarıdan aşağı yuvarlanmayacak bir kuğu yuvası yaparak bu kuğu yuvasının dayanıklılığını ve etrafına koyacakları malzemelerle güçlendirerek yumurtanın aşağıya düşmeyeceğini ve yumurtanın da kendi nesliyle beraber büyüyebileceğini modellediler. Onlar da kendi modellerini geri dönüşüm malzemeleriyle tamamladılar. Romanya'dan bir ortak arkadaşımız çirkin ördek yavrusuna uygulanan zorbalığı ön plana çıkardılar. Diğer ördekler tarafından yapılan zorbalığa uygun olarak da kendi kuğularını yaparak, kuğularını Chatterpix'te can konuşturarak, zorbalığa karşı mesajlar oluşturarak bunu arkadaşlarıyla paylaştılar. Yine Antalya Evsu İlkokulu'ndan İlker öğretmenimiz de yumurtaların karışmasıyla ilgili yumurta gözetleyici bir makine tasarladılar. Bunlar da yuvaya giren herhangi bir yumurtayı tespit edebilecek, hangi canlıya ait olduğunu gösterebilecek bir maket çizim yaparak böyle bir yumurta gözetleyici makinesi kurmuş oldular. Şimdi bizim bu etkinlikle yaptığımız baştan sona olan bölümü yaklaşık bir dakikalık bir videomuz var. İsterseniz ben hazırlık aşaması, yapım süreci ve sonucuyla ilgili de bu videoyu oynatayım. Birinci kitabımızın çalışmasını zamanımız biraz daha vardı. Ben erken tamamladım. Diğer arkadaşlar da tamamlamak üzereler. İkinci kitabı da her ülke kendine ait bir hikaye kitabını seçerek sorun belirleme ve artık sorunlara uygun çözüm önerileri sunma aşamasına geçecekler. Bu projemizde 4 kitap inceleyeceğiz. 2 tane ortak bütün ülkelerin karar verdiği, 2 tane de kendi ortakların kendi kendine karar verdikleri kitaplarla projemizi tamamlamış olacağız. Teşekkür ediyorum. Benim hikayelerle sistem anlatacaklarım şimdilik bu kadar.